Herkese selamlar. Bugün size Manhattan'daki ofisimizdeki yeni stüdyomuzdan sesleniyorum. Daha önce daha çok evden çalışıyorduk Covid süresince ama bugünlerde ofise bayağı bir gidip geliyoruz ekip olarak. Dolayısıyla gelişmeleri size zamanlı bir şekilde duyurabilmek için ofisten de çekim yapma ve gelişmeleri duyurma ihtiyacı hasıl oldu. Size bu videoyu ilk kez ofisimizdeki stüdyomuzdan çekiyoruz. Bugün sizlerle DV Lottery yani Green Card çekilişi hakkında, bununla ilgili dava konusunda, 2020 DV Lottery'sindeki dava konusunda konuşmak istiyorum. Onunla ilgili gelişmeleri vermek istiyorum. Aynı zamanda 2021 ve 2022 DV Lottery dosyalarında ne olacak, ne bekleyebiliriz? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle DV Lottery 2020 yani 2020 Green Card talihlilerinin davasında ne oldu, neler beklenmesi gerekiyor, bundan sonra ne olacak, kısaca bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Hatırlamak gerekirse 18 Mart'tan sonra Department of State konsolosluklarda vize vermedi. Bunun üzerine bazı DV Lottery talihlileri ve aynı zamanda Amerikan Göçmenlik Bürosu Avukatları Derneği'nin de içinde bulunduğu bir grup farklı davalar açarak mahkemeden DV Lottery numaralarının, 2020 numaralarının mutlaka muhafaza edilmesi gerektiğini ve bu kişilerin hak kaybına uğramaması gerektiğini belirten bir dava açtı. Bu davada 4 Eylül'de hakim devletten 30 Eylül'e kadar vize numaralarını vermesini, yani Green Card mülakatlarını yapmasını, 26 Eylül'de durumla ilgili bir rapor vermesini, ona göre de vize numaralarıyla ilgili kararını vereceğini söylemişti. Peki 4 Eylül'den sonra ne oldu? 4 Eylül'den sonra bazı vize numaraları verildi, bazı mülakatlar yapıldı. 26 Eylül'de bir rapor verildiğinde ortaya çıktı ki aslında DV Lottery ile alakalı verilmesi gereken green kartların çoğu verilmemiş, vize mülakatlarının çoğu yapılmamış. Bunun üzerine hakim tekrar taraflardan savunma istedi ve 30 Eylül'de kararını açıkladı. Öncelikle şunu anlamak gerekiyor. 30 Eylül'de hakimin vermiş olduğu karar bir ara karar. Yani bu dava aslında devam ediyor. Dava devam ettiği için verilen bu karar ara karar. Peki ne dedi ara kararında? 9095 adet 2020 DV Lottery numarasının muhafaza edilmesini istiyorum dedi. Yani 30 Eylül 2020'ye kadar verilmesi gereken ve o gün biten bu vize numarası hakkının 9095 adedinin muhafaza edilmesini istiyorum dedi. Rakam neden 9095? Hakim burada biraz kompleks bir hesaplama metoduyla kararında açıkladığı gibi kısaca şöyle baktı olaya. Her sene aşağı yukarı 50-55 bin tane green card numarası veriliyor. Covid 6 ay sürdüğü için 6 ay boyunca bu numaraların kullanılamamış olabileceğinden, daha sonra bu rakamdan davanın açıldığı güne kadar olan 15 bin numarasını düştü. Geriye zaten 12 bin numara falan kalıyor. 12 bin numaranın 3 bin tanesi 4 Eylül ile 30 Eylül tarihleri arasında verilmişti Green Card olarak. Dolayısıyla geriye 9000 kaldı. Yani biraz karışık bir hesaplama oldu ama Green Card her sene 55 bin kişiye veriliyor. 6 ay boyunca Covid'den dolayı vize verilemeyebilirdi. Dolayısıyla bunun yarısı esas alınmalı. Şimdiye kadar verilen numaraları da düştüğümüz zaman geriye aşağı yukarı 9000 tane vize numarası kalmış oluyor. Hesap aslında bu. Peki başka ne dedi hakim? Dedi ki 23 Nisan'dan önce vize alamamış olanlar da bu grubun içinde. Aynı zamanda davacıları zaten vizelerini büyük oranda aldıkları için davanın tarafı olmayan, yani davacı olmayan kişiler de bu grubun içinde. Total rakam 9095. Konsolosluklarda bekleyen bazı vizeler var. Bunlar 1500-2000 civarında tahmin ediliyor. Bunlar da düşüldüğü zaman aşağı yukarı 7000 kişilik bir vize numarası kalıyor geriye. Peki en büyük soru şu anda. Acaba bu 7000 kişilik vize kime verilecek? Neye göre verilecek? Bununla ilgili çok fazla soru geldi bana. Mümkün olduğu kadar hepsine cevap vermeye çalıştım. Bir kere şunu bilmeniz gerekiyor. Bununla alakalı mahkeme kararında bir kayıt yok. Yani 7000 numarayı şu kişilere verin, bu kişilere verin, numarası şuraya kadar olanlara verin, şimdiye kadar dosyası buraya kadar gelmiş olanlara verin. Böyle bir açıklama yok. Dolayısıyla bununla ilgili ya devletin bir açıklama yapması gerekecek ya da mahkemenin yeni bir clarification, yeni bir açıklama yapması gerekecek. Peki ihtimaller neler? Yani neler olabilir? Bu 7000 numara nasıl kullanılabilir? İsterseniz biraz ona bakalım. Akla gelen birinci ihtimal, geriye kalan vize numaraları için de bir loteri, tekrar bir seçim yapılması. Bunun olacağını pek sanmıyorum. Çünkü bunun bir kere olabilmesi için Department of State'in yeni bir loteri yapması lazım. Yeni bir çekiliş yapması lazım. Bu gerçekten çok zor. Hangi numaraları seçeceksin? Kimin arasından seçeceksin? Bunu nasıl yapacaksın? İnsanlara nasıl haber vereceksin? Gerçekten bunun şu anda çok zor olduğunu düşünüyorum. Bunun gerçekleşeceğine pek ihtimal vermiyorum. İkinci ihtimal sıra numarasına göre olabilir. Yani numarası küçük olanlar önce alabilir, numarası büyük olanlar geriye kalabilir. Bu ihtimallerden bir tanesi olabilir. Fakat tabii bu sefer şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Numarası erken olduğu halde başvuru yapmayanlar var. Başvurularını geç yapanlar var. Prosedürü geriden gelenler var. Mesela numarası yüksek olduğu halde dosyası KCC konsoloslukta hızlı ilerleyen, hızlı başvurduğundan dolayı başvurular var. Dolayısıyla belki de dosyaları hızlı bir şekilde ilerlemiş, prosedürde hızlı ilerlemiş kişilerin dosyalarına da öncelik verilebilir diye tahmin ediyorum. Tabii şunu hatırlatmakta fayda var. Mahkeme kararında olmayan şeylerle ilgili söylediğimiz her şey tamamen tahmin ve belki de biraz spekülasyondan ibaret. Ama benim tahminim ve şimdiye kadar okuduklarımdan anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla prosedürde kim öndeyse onun şansı muhtemelen daha fazla olacak. Yani şimdiye kadar dosyanız eğer KCC'den çıkmış konsolosluğa gelmişse muhtemelen şansınız daha fazla. Dosyanız eğer konsolosluktan önceki safhada KCC'de bekliyorsa şansınız belki biraz daha konsoloslukta bekleyenlere göre az. Daha dosyanızla ilgili hiç KCC'den bir yazışma bile almadıysanız o zaman belki şansınız biraz daha az. Numaranız çok yüksekse 45 bin, 50 bin ve üzerindeyse belki de şansınız daha az. Tabii tekrar ediyorum bunların hepsi bir tahminden ibaret. O kadar zor bir karar verdi ki judge, o kadar zor bir karar yazdı ki hakim. Bunu gerçekten anlamak ve ne olduğunu çözmek bile bayağı bir vakit aldı. Ve tekrar ediyorum bu nihai bir şey değil. Çünkü daha davacıların merit dediğimiz olayın esasını ispat edip onu kazanması gerekiyor. Yani şu anda konsolosluklar, KCC herhangi bir vize verme olayına girmeyecek. Çünkü bu sadece 30 Eylül'de hakimin şu kadar vize numarasını tutun talimatıydı. Eğer o tarihte bunu vermemiş olsaydı sonrasında çok geç kalacaktı. O yüzden o ara kararı vermiş oldu. Muhtemelen konsoloslukların tekrar mülakata başlaması, KCC'nin tekrar dosyaları işleme alması 2-3 aydan önce olmayacaktır. Bu 2-3 ayda ne? Davanın muhtemelen nihai neticelenme zamanı. Yani 2-3 ay içinde bu dava biterse, nihai karar çıkarsa ondan sonra da devlet bu vizeleri vermeye başlayacak. Peki 9095 sayısı kesin mi? Yani hakim daha fazla yükseltemez mi? Cevap hayır. Hakim bunu daha fazla yükseltmeyecek. Peki 9095 ile her şey bitti mi? Geri kalanlar için olay kapandı mı? Bu defter kapandı mı? Belki de değil. Neden değil? Kasım'da seçimler var. Eğer Trump hükümeti giderse ve yerine yeni bir hükümet gelirse, yani Biden hükümeti gelirse, bu davayla alakalı karar da henüz o zamana kadar çıkmamış olacağı için belki yeni gelen hükümetle, yeni gelen administration'la, yönetimle ve kongreyle bir pazarlık daha yapılıp, bir konuşma, bir görüşme daha yapılıp, bu insanlara haksızlık yapıldığı beyan edilip sayının 9095'ten daha da yukarı çıkması ihtimali olabilir. İhtimal ama şu kesin sanırım. Yani hakimden, mahkemeden 9095'in ötesinde bir rakam beklemek şu anda mümkün görünmüyor. Ama yeni bir hükümet gelirse, yeni bir kongre gelirse, yeni bir başkan gelirse belki de bu konu tekrar gündeme gelebilir ve bu devletten, hükümetten istenebilir. Çok fazla sorulan başka bir soru, bu 9095 rakamına sadece davacılar mı dahil, ismi geçen davacılar? Cevap hayır, ismi geçen davacıların önceliği vardı. Çok büyük bir oranda zaten vizelerini aldılar, almaya devam edecekler, yani öncelik hala onların. Fakat 9095'in içine girebilmek için mutlaka davada adı geçen bir davacı olmanız gerekmiyor. Zaten çoğu da aldığı için geri kalan rakam, yani o 2000'de düştüğümüz zaman konsolosluk ve KCC'de olan 7000'lik rakam şu anda davacı olmayan kişileri kapsıyor. Peki bu 7000 dosya mı demek? Hayır, 7000 vize demek. Yani mesela bir Green Card kazananı 4 kişilik bir aile ise 7000 sayısından 4 kişi düşecek demek. Bu şekilde bir hesap olması lazım. Peki şu anda ne yapmak gerekiyor? Yani DV2020 kazananları şu anda ne yapması gerekiyor? Şu anda sadece sabırla oturup beklemeleri gerekiyor. Bunun biraz hayal kırıklığı olduğunu biliyorum. Çünkü 30 Eylül tarihi itibariyle hakim bir karar verecek. Hepimiz rahat edeceğiz diye düşünüyordunuz muhtemelen. Keşke öyle olsaydı, öyle olmadı. 30 bin numara istendi. Sadece 9 binini verdi hakim. Evet doğru ama dosyaların şu anda çabuk sonuçlanması, mülakatların çabuk verilmesi unutmayın sizin işinize yaramayacak. Belki de bu işin biraz daha uzaması, hükümetin değişikliği olması ihtimaline binaen söylüyorum. Ve hükümetten yeni vize numaraları koparılabilme ihtimaline binaen söylüyorum. Belki de daha iyi. Bu işin hemen sonuçlanmasındansa biraz daha uzaması belki de daha iyi. Çünkü hükümet değişebilir ve yeni gelen hükümet daha sempatik yaklaşabilir bu olaya. Zaten şu anda mülakat yapanlar bile 31 Aralık'a kadar zaten gelemeyecekler. Green Card'ını 23 Nisan'dan önce almamış olanlar Amerika'ya zaten 31 Aralık'a kadar gelemeyecekleri için şu anda hemen Green Card'ı almanın bir acelesi de yok aslında. Dolayısıyla şu anda sabır tavsiye ediyorum. Şimdi çok sorulan başka bir soru var. DV 2021 kazananları açısından. Hatta bana ulaşıp şöyle diyen oldu. Şimdi verilen bu kararla, yani 2020'nin 9095'inin yeni yıla aktarılmasıyla 2020'ler 2021'lerin hakkına mı girmiş olacak? Çünkü konsolosluk zaten 2021'leri vermiyor. 2020'den gelenlerle uğraşırlarsa, ona vakit ayırırlarsa bu sefer 2020'lere vakit kalmayacak. Değişik bir bakış açısı ama şunu söyleyeyim, her senenin numaraları birbirinden farklı. Dolayısıyla böyle bir düşünceye bence gerek yok, birincisi. İkincisi, hükümet zaten 2021 DV Lottery mülakatlarının en azından 1 Ocak'a kadar yapılmayacağını açıkladı. Dolayısıyla sanki 2020'de düştükleri hataya 2021'de tekrar düşecekler gibi görünüyor. Ama tabii şimdi ortada bir dava tecrübesi var ve bu konuyla ilgili dava açmayı düşünen özellikle Amerikan Göçmenlik Avukatları Derneği kesinlikle tekrar bir dahaki senenin yazına kadar beklemeyecek. 2021 mülakatları verilmeye başlanmazsa hemen dava edileceğini düşünüyorum devletin ve ondan sonra bu vize numaralarıyla ilgili çok daha hızlı bir karar çıkacağını düşünüyorum. Peki 2021 tarihleri şu anda ne yapmalı? 2021 tarihleri kesinlikle dosyalarıyla ilgili yapılması gereken şeyleri yapmalı. DSF formlarını doldurmalı, prosedürlerini başlatmalı. Yani o sıraya bir girmeliler. Bunları bir an önce yapmalılar ki sıraya çabucak girmiş olsunlar. 2021 tarihlerine söyleyeceğimiz şey bu. Bunun dışında yapacakları bir şey yok. Sadece sabredecekler. Peki 2022 DV Lottery'de son durum ne? 2022 DV Lottery'ye 7 Ekim'den itibaren başvurular başlıyor. 10 Kasım'a kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıllarda 1 Ekim'den 3 Kasım'a kadar oluyordu genelde. Bu sene 7 Ekim'den 10 Kasım'a kadar olacağı açıklandı. İnternet üzerinden bu başvuru yapılabiliyor. Bununla ilgili belki daha sonra daha detaylı bir video çekilebilir. Onu yapabilirim ama şimdilik sadece şu kadar kısa bir bilgi vereyim. Bu olan bitenlerin DV 2022 üzerinden Green Card başvurusu yapmayı düşünenlerin cesaretini kırmaması gerekir. O zamana kadar, yani bu 2022 sonuçları açıklanana kadar belki ortada Covid kalmayacak, belki bu davalar sonuçlanmış olacak. Dolayısıyla eğer başvuru yapmak istiyorsanız başvurunuzu yapın ve bunun için son günlere kalmayın. Son günlere kalmamak çok önemli. 10 Kasım son gün, o günlere kalmamak lazım çünkü son günlerde çoğunlukla sistem kilitleniyor. Bu önemli. Son bir konu, 2020 tarihlerinden Green Card alamayanlar 2022 DV Lottery için başvuralım mı diye soruyorlar. Bence cevap evet. Yani henüz mülakat almamış, henüz Green Card almamış 2020 tarihleri 2022 DV Lottery'ye bence başvurabilir. Bunda bir mahsur yok. Bunu da hatırlatmış olalım. Çok hareketli olan bir konu DV 2020 konusu. Tarihte daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bir mahkeme 30 Eylül sonrasına DV Lottery numaralarının muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Bu gerçekten tarihi bir karar. Her ne kadar 30.000 sayısı istendiyse ve 9.000 verildiyse bile yine de bardağı dolu tarafından bakmak lazım. Bu tarihi bir karar hiç olmayabilirdi. 9.000 sayısının belki seçimlerden sonra yeni hükümetle beraber arttırılması söz konusu olabilir. Bunları düşünerek bence mutlu olmak gerekiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu konu dediğim gibi çok detaylı. Atladığım, yanlış anlaşılan şeyler olabilir. Yorumlar kısmında sorarsanız elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışırım. Videoyu beğenebilirsiniz. Videolardan önce sizin haberiniz olsun isterseniz bildirimleri açabilirsiniz ve ilgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Çok teşekkürler, iyi günler dilerim.